Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Hacıoğlu sizleri muhabbetle selamlıyor. Sözü bir, özü bir, yüreğiz. O bir dava adamı, o mazlumların gür sesi, hür davanın hür lideri. Kıymetli dostlar, devam ediyoruz. Öncesinde aramızda bulunan 10. kuruluş yıldönümü münasebetiyle programımıza teşrif eden... Yazarın sıcağına bir bahar erdemesin. Sen mazlumlara merhamet, mahrumlara cansın. Sana gönül verenler... Uzunca bir süredir memleketin birinci gündemi ekonomiydi. 2 yıla yakındır memleketi şehir şehir dolaşıyoruz. Hemen herkesinden insanla görüştüm. Geçim sıkıntısı, esnafın iş yapamaması, işsizlik ve hayat pahalılığı milletin birinci gündemi olmuş. Yarın asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında, belki de son toplantısı. Telaffuz edilen rakamların geçime yetmediğini aslında herkes biliyor. O toplantıya katılanlar da dahil. Gerek iş temsilcileri, gerek işveren temsilcileri, gerekse de hükümet temsilcileri bunu biliyor. Yıllardır asgari ücretin tanımının değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Mevcut tanıma göre asgari ücret, dikkat ediniz, işçinin, sadece işçinin, gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek. Sadece işçi. İşçinin bakmakla yükümlü olduğu, işçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de bu tanıma dahil edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Fakat bu tanıma göre bile, yani sadece işçinin zorunlu ihtiyaçlarına yetecek ücret bile değil telaffuz edilen rakam. Sendikaların hesaplamalarına göre bir kişinin, yani sadece işçinin bu zorunlu ihtiyaçların tamamına yetecek olan ücrete ne diyorlar? Yaşam maliyeti. Bir kişi. Sadece bir kişinin yaşam maliyeti şu anda 10 bin lira civarında. 10 bin. O da şimdi. 2 ay sonra bekar olarak yaşayan, tek başına kalan bir kişiye 10 bin liranın üzerindeki bir ücret bile yetersiz kalıyor. Umut sensin, umut günahlar! Umut sensin, umut günahlar! Umut sensin, umut günahlar! Emeklilerin hali daha da perişan. Açlık sınırının yarısının bile altında maaş alan emekliler. Açlık sınırının altında hiçbir ücret olmamalı. Hiçbir maaş olmamalı. 2000 öncesinde ve 2000 sonrasında emekli olanlar arasındaki makasın daralması için, farkın azalması için emeklilere de seyyanen bir zam yapması gerektiğini söylüyoruz. Mesela memleketin en temel meselelerinden biri olan Kürt meselesinin çözümü konusunda da sesimize kulak verin. Çözümü çok zor değildir. Peki nedir çözüm? Çözüm, adaleti yeniden tesis etmek. Huzuru temin etmek istiyorsanız adaleti yeniden tesis etmek zorundasınız. Kendinize istediğinizi kardeşim dediklerinize de isteyeceksiniz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi kardeşlerinize de yapmayacaksınız. Meşru hakları hiçbir pazarda girişmeden tanıyacaksınız, iade edeceksiniz. Mesela ana dilde eğitim hakkını tanımak hususunda ayak dilemekten vazgeçin. Kardeşlik lafla olmaz. Kardeşliğin bir hukuku vardır. O hukuku yerine getirin. Kendi içinizdeki meselelerinizi halletmeden dışarıda etkili doğramazsınız. Dış müdahalelere de açık hale gelirsiniz. Bir kayıp yüzyılın üzerine bir yüzyıl daha koyarsınız. Sözü bir memleket sevdalısı